Trump'ın vurulması ile ilgili Abdülkadir Selvi ilginç şeyler yazıyordu. Oraya dönelim. Baba önce adamı tespit ediyorlar, fotoğrafını çekiyorlar, dağıtıyorlar. 62 dakika sonra o adam Trump'ı vuruyor. Bu bir. İki, adamın çatıda olduğu, elinde silah olduğu ve nişan almaya başladığı tespit ediliyor. 20 dakika sonra adam artık suikaste hazır, kurşun sıkmaya hazır haldeyken 20 dakika sonra Trump'ı vuruyor. Bu iki. Üç, bir yerel polis. Altıncı madde. Bir yerel polis suikastçının olduğu çatıya tırmanıyor. Suikastçıyı tespit ediyor. Ancak suikastçı silahını doğrultunca korkup iniyor. Nasıl ya? Polis korkuyor. Allah Allah. O zaman niye çıkıyor? Yani şöyle bir ihtimal var mı? Şimdi polis tırmanıyor çatıya, bir bakıyor. Aa, elinde silahla suikastçı. Acaba suikastçı silahını doğrultup "Lan karışma bilmediğin işlere" falan mı diyor, ne diyor? Yoksa normal şartlar altında bir polis orada silahını çeker, herifle çatışmaya girer ya da gözü kesmedi diyelim, hızla iner, arkadaşlarını çağırır, gizli servisi çağırır ama adamı tepeler orada. Yok, bu korkuyor, kaçıyor. Peki diyor Selvi, bu yerel polis çatıda bana silah doğrultan şüpheli bir şahıs var diye gizli servise ihbarda bulunmuş mu? E bulunmuş. Ama eğer bulunmadıysa bir soru işareti, bulundu ama gereği yapılmadıysa iki soru işareti. Allah Allah. Yedi. Daha vahimi var. Bunu da gizli servisin senatodaki bilgilendirmesinden öğreniyoruz. Suikastçının çatıya yerleştiği binanın içinde de 3 gizli servis görevlisi varmış. Binanın içinden kimi koruyacaklar anlamadım. Bina bunca ihbara rağmen gizli servis görevlileri çatıyı kontrol etme gereği duymamışlar mı? 2 katlı falan bir bina ya bu. Yani 30 katlı falan olsa neyse. 2 katlı binada 3 gizli servis görevlisi var, çatısında da suikastçı var. Herhalde suikastçıyı koruyorlardı değil mi? İnsanın aklına başka ne gelir? 8. Suikastçının silahını ateşlemesiyle onu vuran keskin nişancının karşılık vermesi arasında saniyeler kadar fark var. Peki o silah suikastçı tetiğe basmadan önce neden ateşlenmemiş? Trafikte bile ellerini direksiyonun üstüne koymayan kişilere kurşun yağdıran Amerikan polisi suikastçıya müdahale etmek için neden kurşunun atılmasını beklemiş? 9. Suikastçının silahını ateşlemesine kadar bekleyen gizli servisin anında karşılık vererek suikastçıyı öldürmesi, yoksa suç delilleri ve olayın arkasındaki bağlantıların ortaya çıkmasını önlemek için mi suikastçı ortadan kaldırıldı sorusunu akla getirdi. Çünkü Kennedy suikastçısı Oswald da mahkemeye çıkmadan 2 gün önce polis karakolunda öldürülmüş. Böylece Kennedy suikasti karanlıklar içinde bırakılmıştı. Şimdi suikastin ertesi günü anlatmıştık. Böyle durumlarda bir tetikçi vardır, suikasti gerçekleştirecek kişi. Bir de ikinci tetikçi vardır, suikastçıyı öldürecek kişi. Hatta üçüncü tetikçi bile olur, pek fazla şey biliyorsa ikinci tetikçiyi öldürecek kişi. Burada suikastçıyı öldürecek kişi olarak polis kullanılmış. Bu da belli. Bunlar henüz sıcağı sıcağına sızan bilgiler. Soruşturma sonucunda küçük dilimizi yutacağımız tespitlerle karşılaşacağımızdan şüphem yok. Turbun büyüğü heybede. Trump başkan seçilsin, ne tür itiraflarla karşılaşacağımızı düşünemiyorum bile. Buradan bir çıkarım yapıp gönül rahatlığıyla ABD gizli servisi olduğu sürece Amerikan başkanları güvende değil diyebiliriz. Gizli servis olduğu sürece bizim başkanlar da güvende değil, ABD başkanları da. Darbeler, suikastler liderlerin dünyasında travma etkisi yapıyor. Bunu iyi bilen ABD gizli servisi şimdi suikaste ilişkin el altından bilgiler sızdırmaya başladı. Güya Trump suikastini İran planlamış. Tek tük Çin diyenler de oldu. Amerikan basını bunlarla dalga geçiyor. Çünkü suikastçinin İran ya da Çin ajanlarıyla en ufak bir teması tespit edilmedi. Ayrıca kendi cumhurbaşkanının helikopterinin düşürülmesine engel olamayan İran, Trump'a suikast mı planlayacak? Bu nedir? Gizli servis, usta bir şekilde Trump'ın İran ve Çin'e müdahalesi için zemin hazırlıyor. İran ve Çin olayına gülüp geçmeyin. ABD hiçbir zaman kendi içinde hesaplaşmaz. 11 Eylül'ün faturasını kime kestiler? Afganistan ve Irak'a demiş.